konfi yaparken mutlaka tencerenin altına ister bir tel koyun, ister bir böyle bir tabak koyun. Çay tabağı altta olabilir. Amacımız burada koyarken direkt alttan gelecek ısıyı engellemek. Ördeğimi atıyorum içine. Sarımsak koyuyorum. Defne yaprağı. Birazcık karabiber. Turunç kabuğunu çok yakıştırıyorum. Portakal, limon, mandalina ne varsa elinizde birazcık koyun. Çok abartmadan 2-3 dilim turunç kabuğu koyalım içine. Çok fazla derine girmeden, o beyazlıklara girmeden 2-3 dilim koyuyorum. Hem asidite versin hem de o turuncun kendini has tadını versin. Eğer ördek yağınız varsa lütfen ördek yağı kullanın. Ama ikinci tercih zeytinyağı. Ve bu yağı tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Tabii ki kümes hayvanlarında kullanabilirsiniz. Başta birazcık altını açacağım. Daha sonra sadece ince köpükler istiyorum. Parmağımızın her zaman içine sokabilmemiz lazım. Aksi takdirde eğer parmağımız yanıyorsa o kızartma aşamasına geçmiştir ve onu istemiyoruz. Hiçbir şekilde kızartma istemiyoruz. Şöyle altını birazcık açıyorum. İnce ince köpükler çıkmaya başlayınca altını kısacağım. Hatta birazcık kenara alacağım şöyle, yana alacağım en kısıkta. Şöyle birazcık bekleyelim. Küçük küçük kabarcıkları görünce gelmeye başladı. Artık altını kısıyorum. Şöyle kenara alacağım daha sonra da. Yandan yandan alsın ateşi. Yaklaşık 2 saat, 2,5 saat pişireceğiz. Ne zamana kadar? O kemiği görene kadar. Altına bir bulgur vereceğim. İnce bulgur. Birazcık badem koyacağım üstüne. Erik çıktı. Erikler koyacağım. Şöyle ince bulgurumu, ki tam buğdaydan. Sıcak suyum var. Sıcak suyla şişiriyorum. Üstünü birazcık geçecek şekilde. Bulgur gerçekten bize ait bir değer. Birazcık tuz, karabiber koyacağım. Daha sonra üstünü kapatıyorsunuz. 15 dakika sonra şişmiş ve pişmiş oluyor. Şöyle bir tuzunu karıştırayım. Üstüne bir kapak ve 15 dakika sonra hazır. Şurada bademleri şöyle hafifçe sote edeyim. Birazcık renk vereceğim. O içindeki esansı yağı çıkartacağım. Ördeklerim tam istediğim gibi küçük küçük baloncuklar çıkıyor. Asla daha ileri gitmiyor. Eğer biraz ısınırsa kenara alacağım. Eğer çok ısınırsa direkt ateşten de alabilirim. Hafifçe renk verdik, sararttık. Yine kabımıza alalım onları. Eriklerimizi de hazırlayalım. Domateslerimiz de bulgurumuz için. Erikleri şöyle kesiyorum. Tıpkı elma keser gibi. Onları da birazcık daha küçük parçalar haline bölüyorum. Sadece bir kere bıçakla üzerinden gideceğim. Sadece yerken zorluk olmasın diye. Boğazına kimsenin takılmasın. Domatesleri koyacağım içine. Onları da alayım. Bulgurumun içine. Domateslerimiz hazır. Maydanozlarımızı da alıp onları da hazırlayalım. Mesela biraz fazla kızarmaya başladı. Altını tamamen kapatıyorum. Fazla köpükler, istediğimden fazla köpükler çıkmaya başladı. Altını tamamen kapatıyorum. Biraz soğuyunca tekrar devam edeceğim. Biz bu arada bulgurumuza bakalım. Şöyle bir karıştıralım. Bademi içine atıyorum. Maydanozumu, domatesi ve erikleri de şöyle güzelce bir karıştıralım. Birazcık zeytinyağı. Birazcık da nar ekşisi koyacağım. Hafif Antakya işi olsun. Mis. Bunu böyle kenara alabiliriz. Yaklaşık 2 saat kadar geçti. Şu ördeği bir çıkarmak istiyorum görmeniz için. Şöyle kemiği görüyorsak, kemikler çıkmaya başladı. Bizim ördeğimiz pişti demektir. Birazcık üzerine renk vermek istiyorum. Onun için tavada hafifçe o yağlı kısmını, şu kısmını birazcık karamelize edeceğim. Bulgurum zaten hazır, onu da alayım. Birazcık ısıtayım onu da, altını açayım. Zaten üzerinde yağ var, başka bir yağ koymuyorum. Yağını hafif hafif eritiyorum. Yaklaşık 2-3 dakikamı alacak. Şöyle bir döndüreyim size doğru. Şuranın tamamen böyle karamelize olmasını istiyorum.
Bulgurumuzu tekrar bir karıştıralım. Tabağımızı da seçelim. Artık oldu. İsterseniz önce bulgurumuzu koyalım. Yanına ördeğimizi koyalım. Nar gibi de kızardı. Şöyle üstünü oturtturalım. Birazcık bademlerimiz vardı. Sote ettiğimiz. Onları koyalım. Şu domatesden bir iki tane, bir iki dilim. Bir iki dilim de erik kullanacağım. Bir de erik alalım. Birazcık da mikrofilizlerimizden kullanalım. Üzerine çok az da yağ gezdireceğim. Şöyle sadece üzerini parlatmak için. O yağ altındaki bulgura da aksın.